tünelimiz varmış. Şunu çiziyorum. Bu bizim tünelimiz olsun. Uzunluğu da 500 metre. Evet, 500 metre. Tünelimiz burası. Şimdi bizim trenimiz şöyle geliyor. Şu şekilde. Giriş bu şekilde olacak. Başlangıç noktası tünelin hizasına geldiği zaman tünele girmiş oluyor. Yalnız tünelden çıkması, bu trenin arka kısmı, şöyle kesik kesik çiziyorum, arka kısmı tünelden çıktığında çıkmış oluyor. Tabii biz trenin boyunu bilmiyoruz. Trenin x'i, uzunluğu x metre olsun, burası da x metre olacak. Bizim trenimiz tünelden, giriş anı şurası, başlangıç noktası tünel hizasına geldiği zaman girmiş olacak. Ve arkası çıktığı zaman, yani başlangıç noktası şuraya geldiği zaman tünelden çıkmış olacak. Başka bir deyişle bizim trenimizin kat ettiği mesafe 500 metre tünel, x metrede kendisi 500 artı x metre yol gitmesini istiyoruz. Ne kadar sürede? 40 saniye. Bunu 40 saniyede gerçekleştiriyormuş. Şöyle yazalım. 40 saniye. Şimdi temel bağıntımız şu. Yol eşittir hız çarpı zaman. Şimdi biz hızını biliyoruz, yolu biliyoruz, zamanı biliyoruz. Buradan şu x'i hesaplamamız mümkün. Ama şu an birimler uyumlu değil. Bize trenin hızı kilometre bölü saat cinsinden verilmiş ama burası metre ve saniye. Önce birimlere dönüştürüyorum. Bizim trenimizin saatteki hızı, 1 saatteki hızı 72 km. Yani 1 saatte 72 km yol gidiyor. Şimdi 1 saat yerine 60 dakika yazabiliriz. 60 dakikada 72 km. Başka bir deyişle 72 bin metre gider. Her iki tarafı 60'a bölüyorum. Şöyle bu tarafa da bölüyorum 60'a. Bunlar gider 1 dakika kalır. 1 dakikada şuradaki sıfırları çiziyorum. 72'yi 6'ya bölebiliriz. 6'ya bölüyorum 1. 6'ya bölüyorum. Bu da 12 olacak. 12, 2 tane de 0 var. Buradan 1200 metre kalır. Demek ki 1 dakikada 1200 metre gidiyor. 1 dakika yerine de saniye cinsinden 60 saniye yazabiliriz. 60 saniyede 1200 metre gidiyormuş. Şimdi yine 60'a böleriz. Şöyle bölüyorum 60'a. Şunlar gidecek. 1 saniye kalacak. Bizim trenimiz 1 saniyede şunlar gider. 12'yi 6'ya bölüyorum. 2 kalacak. Bir de 0 var. 20 metre. Demek ki bizim bir trenimiz 1 saniyede 20 metre gidiyormuş. Başka bir de işte trenin hızı 20 metre bölü saniye. Şimdi denklemi kuracağız. Bizim trenimizin gittiği yol 50 artı x. Pardon 50 değil 500 artı x. Trenimizin hızı 20. Süremiz ise 40 saniye. 500 artı x eşittir. Şimdi 2 ile 4'ü çarpıyorum. 8. 2 tane de 0 var. 800. Buradaki 500'ü karşıya atıp 800'den çıkarırsak bizim x'imiz 800 eksi 500'den 300 olur. Yani trenimizin hızı 300 metreymiş.